Selamlar herkese, ben İlter Tanhan Güngürel. Bugün PvE'de Illaoi oynuyor olacağız. Bot oyunu girdim orta seviye botlara karşı çünkü klasik PvE sorunsalı. Yeni bir şampiyon geldiğinde ya da bir şampiyon değiştirildiğinde onu kesinlikle normal oyunda alamıyorsunuz. Çok çok küçük bir ihtimal. Mutlaka birinin artık internetle mi alakalı, bilgisayarla mı alakalı bilmiyorum ama ekipmanı sizden daha iyi oluyor ve anında seçiyor. Kaç defa denedim yani bu şekilde. O yüzden bot oyunu girdim ama sıkıcı olmasın diye orman kamplarının nasıl temizleneceğini gösteriyor olacağım. Öncelikle avcı palası yanına 3 tane can iksir alıyorum ve totem uğruyla başlıyorum ziynet olarak. Yanınızda normal gerçek insanlar olduğunda yani orman kampı temizlerken size yardım edeceklerinde sanırım doldurulabilir iksir ile de başlanabilir. Fakat bu şekilde yetmiyor. O yüzden can iksir aldım 3 tane. Rünlerimi ve kabiliyetlerimi göstereyim şu şekilde. Rün ve kabiliyet dizdim. Normalde tank olarak gördüğünüzü biliyorum Illaoi'yi ki ben de öyle düşünmüşüm. Fakat oyun içindeki değerlerine bakınca tank olmadığını fark ettim. Bu arada şu dokunaçların çıkmasını sağlayın oyun başlamadan önce yani orman kamplarını kesmeden önce. Bu sayede ormanda rahat edebilin. Neyse o yüzden bu şekilde bir kabiliyet sayfası dizdim ama tank olsaydı muhtemelen şu şekilde olurdu. Ürünler konusunda bir değişiklik yok zaten. Böyle adlandırabiliriz sanırım. Yani bu şekilde kullanabilirsiniz sayfaları. Oyun başında orman oynayacaksanız eğer Illaoi'yi mutlaka şunu yapmayı unutmayın. Pasifiniz dokunaç mı? Neyse dokunaçların bu dokunaçların 19 saniyede bir çıkmasını sağlıyor. Duvara dayalı olarak çıkıyorlar zorunlu olarak. Ve aynı duvarda birden fazla çıkamıyor. O yüzden birbirinden uzak mesafelere koymanız lazım. Ormanı rahat dönebilmek adına bu şekilde koymayı unutmayın. Ormanın 1 dakika 40. saniyede başlayacağını da unutmayın. Ayrıca minyonlar da daha önceden spawnlanıyor. Oyunları daha hızlı hale getiriyor Riot Games. Neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum ama. Şurada sadece ortaya çıksın diye şey yaptım. Biraz geç gittiğimi farkındayım ama zaten tek başıma döneceğim ormana. O yüzden sıkıntı yok. İlk olarak W yeteneğimle başlıyorum. Böylelikle dokunaçla yardım edebiliyor. W yeteneğiniz şöyle bir sonraki düz atağınızı güçlendiriyor. Ekstra saldırı gücünden oran alarak hasar veriyorsunuz. Ve eğer yakın dokunaç varsa o da hasar veriyor. Q yeteneğiniz dümdüz bir yetenek şu şekilde kullanılıyor. Eğer bir şampiyona isabet ederse eksik canınızın %5'i kadar can dolduruyor. Birden fazla şampiyona isabet ederse diyelim 3 şampiyona isabet etti. %15 dolduruyor. Hasar veriyor sadece. Yavaşlatması vesaire yok. Dokunaçları bu yüzden çıkarttık ortaya. Bu sayede W yeteneğimizi kullandığımızda 2 tane dokunaç birden hasar veriyor olacak ve daha rahat ormanı temizliyor olacağız. Bunu yapmazsanız oyun başında çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Özellikle tek başınıza orman dönmeye çalışıyorsanız. Ben yine şimdi ben diyorum. Yine hani başka birinin yardımıyla koridorda yardım edecekleri için size daha rahat edebilirdiniz normal şartlarda. Acaba şurada dokunaç çıkabilecek mi diye bakıyorum. Çünkü canımız oldukça azaldı. Tank kabiliyetleriyle girdiğinizde nedense dilim sürçüyor bol bol. Yok, dokunaç çıkmayacak gibi duruyor. Tank kabiliyetleriyle girdiğinizde ormanı çok rahat bir şekilde dönebiliyorsunuz. Yani can iksirlerinizi tamamen kullanıp tam dönüp kırmızıya artı şunu alıp canınız %30 civarında bitirebiliyorsunuz. Bütün can iksirlerinizi kullanmış şekilde. Ama o zaman da hasarınız çok yüksek olmuyor. Ben full AD oynuyor olacağım şu anda karakteri. O yüzden bu şekilde tercih yapıyorum. Siz de göreceksiniz ne kadar güçlü olduğunu. Orman dönerken 3. seviyede tekrar W'ye vermeniz daha iyi olacaktır. E yeteneğini vermeyin. Q'yu geliştirmek hasarınızı inanılmaz şekilde arttırıyor fakat W'nin bekleme süresi oldukça düşük. İyice de düşüyor W'yu geliştirdikçe. O yüzden W'yu geliştirmekte ilk olarak fullemekte fayda var diye düşünüyorum. Özellikle bu dokunaçların da... Dokunaç mıydı bunun adı? Tentacle'ın Türkçesi neydi hatırlamıyorum ama. Dokunaçların çıkması açısından da önemli. Pasifimizin sıkıntısı şu. Rastgele çıkıyor yani kendiniz belirleyemiyorsunuz. O yüzden duvarların yanından geçerken mutlaka çıkacaklar. Ormanda buna dikkat etmeniz lazım. İlk başlarken istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz ama sonrasında böyle bir lüksünüz olmuyor. Sıkıntı yaşamayın sonra. Full AD neden güçlü? Şuraya göstereyim anlayacaksınız zaten. Bu arada oyunu Türkçe oynuyorum fakat daha yüklenmedi PvE'ye. Mesela bakın Q'nun verdiği şu turuncu olarak yazan artı 89 diyor ya o kısma bakın. O saldırı gücünden ne kadar yararlanıyor? Şu an 74 mesela artı 89 demek ki 1.1 saldırı gücü oranı var. Dokunaça doğru çektim rahat etmek için.
Orman baskınlarına 4. seviye olduğunuzda başlayın, yani E yeteneğiniz açıldığında. E yeteneğiniz şöyle bir yetenek. Yetenek atışı tutturduğunuzda rakipten ruhunu çekip çıkarıyorsunuz. O ruh size geliyor ve o ruha siz hasar verdikçe rakip şampiyonlara da o ruhunu çektiğiniz rakip şampiyona da hasar gidiyor, fakat birebir şeklinde değil. Mesela ilk başta taban değeri 125 artı saldırı gücünüze oranla artıyor ve ayrıca da her E yeteneğinizi geliştirdiğinizde bu taban hasar %25'ten mesela %30 oluyor. %5 şeklinde artıyor. Gayet iyi bir yetenek çünkü eğer rakip E yeteneğinin, o ruhun menzilinden çıkacak olursa şöyle bir şey gerçekleşiyor. 1-2 saniyeliğine %80 yavaşlıyor. İkincisi de Vessel haline geliyor. Vessel haline gelmek de şöyle bir şey. Vessel haline geldiğinde bir rakip 1 dakika boyunca her 10 saniyede bir etrafında dokunaşlar çıkıyor. Ve bu dokunaşlar ona hasar veriyor. Yani adamın canı az diyelim, base'e gitmek istiyor. Base'e atmasına izin vermiyor bu dokunaşlar. Bu pasifiniz bunun önüne geçiyor ve gerçekten güçlü. Fakat orman yaratıkları vesaire üzerinde herhangi bir etkisi yok. Tamamen şampiyonlara yönelik bir yetenek. Ormanda o yüzden işinize yaramayacaktır. Baskını atmayacaksanız almanıza gerek yok. Ultiniz ise alan hasar veriyor. Ve bu alan hasar gayet güzel bir olay. Hem hasar veriyorsunuz hem de tuttuğu şampiyon adedince etrafta dokunaşlar çıkıyor. Ve bu dokunaşların vuruş hızı artıyor. Yani normalde nasıl gösterebilirim? Şu an etrafta dokunaş yok, şimdi çıkacak. Şimdi W'yi kullandığımda bu dokunaş vuruyor ya, bu vurma hızı %50 hızlanıyor. Ayrıca W yeteneğinizin bekleme süresi de 2 saniyeye düşüyor. O yüzden çok önemli. Yani hem W'yu fullemeniz çok önemli, hasarını iyice arttırmak açısından. Hem de ultiyi birden fazla kişiye tutturmak çok önemli. Hop, can aldık. Botlarla ne mücadele ettik. Darius kesse bari onu. Kesse. bu pasifinizden çıkan dokunaşların şöyle bir olayı var. Q'nuz ne kadar hasar veriyorsa onlar da o kadar veriyor. O yüzden Q'yu fullemek de mantıklı gelebilir size. Gayet doğal. Bu arada cengaver çıkmak en iyisi olacaktır. İlloye. Yani eğer saldırı gücü oynuyorsanız, yoksa tank oynuyorsanız tank çıkın tabii ki. Ben şu an full AD'yi göstereceğim için bu şekilde tercih yapıyorum. Neyse. Q yeteneğiniz ne kadar hasar veriyorsa dokunaşlar da o kadar hasar veriyor. O yüzden Q'yu da fullemeyi tercih edebilirsiniz. Öyle bir meta da ortaya çıkabilir. Şu an tahmin edemiyorum tabii ki. Dokunaş lütfen burada çıkmasın. Öyle olunca hem Q'nuzu hem W'nuzu fullediğinizde deli gibi hasarınız oluyor. Ve ciddiyim. O kadar güçlü oluyor ki, çünkü mesela ultiyi açmadan göstereyim. Q'yu geliştirdiğimde diyor ki saldırı gücü oranı, pardon, 1.2'ymiş vardı, 1.1 değilmiş. 1.2'den 1.3'e çıkacak diyor. Ya orana bakın. Hani saldırı gücü ne kadar kasarsanız o kadar OP'leşiyor ve inanılmaz şekilde artıyor. Yani öyle düşük bir oran da değil. Ben ciddi anlamda çok beğendim. Ve ilk çıktığında muhtemelen milletin acayip build'leri olacak. İnanılmaz hasar verecek. Millet bu çok OP deyip nerfletecek karakteri. Çok büyük ihtimalle bence nerflenecek bu Q'nun hasarı. Şöyle bir sıkıntısı var. Hiç mobil bir karakter değil. Ciddi anlamda hiç mobil bir karakter değil. Öyle olunca da sıkıntı yaşıyor. Ama hasarı eğer tutturabilirse, pozisyonlamayı düzgün yaparsa çok fazla. Öldük sanırım. Ölmemişiz. Dokunaşların işte dokunaşların duvara çarpmadan çıkmasının tek yolu ultinizi kullanmak. Ultinizi kullandığınızda duvarda olmasa bile etrafta çıkabiliyor dokunaşlar. Öldük mü?
Ölmedik. Çünkü dokunaç rakibe vurdu. Base atmasını engelliyor dedim ya. Bu şekilde engelliyor işte. Hop. Tutuşturu varmış. Bu arada Jax'i öldürdük. Dediğim olay bu işte. Vessel haline getirdiğinizde rakibe, yani E yeteneğinizi kullandığınız, ruhu öldürdünüz ya da adam ruhun menzilinden çıktı. O zaman Vessel haline geliyor ve 1 dakika boyunca her 10 saniyede bir etrafında dokunaçlar ortaya çıkıyor ve rakibe düz atak yapıyor. Biz W kullanmadan. Rakibe düz atak yaptığı için de base atmasını engelliyor. Bot da tabii ki orta seviyede olsa o kadar dikkat edemiyordur. Ve sonunda hasarımıza yenik düşüp öldü orada. Bir sürü montaj çıkacak. Adam öldürecek mesela Illaoi'yi ama Vessel olduğunu unutacak. Orada ölecek mesela gibi. Bence böyle şeyler çok yaşanacak. Çünkü ya her 10 saniyede bir dakika boyunca sizi rahat bırakmıyor yani. Ciddi anlamda base attırmıyor. Bu kadar rastgele olmasaydı pasifi daha iyi olabilirdi. Hani kendiniz koyabiliyor olsaydınız çok OP olurdu ama muhtemelen. Bu arada W yeteneğinizi kullandığınızda düz atak menziliniz de artıyor. Ben onu söylemeyi unuttum muhtemelen. W'yu rakibe kullanmıyorsunuz zaten. Basıyorsunuz, güçlendiriyor bir sonraki düz atağınızı ve menzili artıyor, zıplayarak vuruyor bir sonrakinde. En gerekmediği anda çıkıyor dokunaçlarda. Cidden. Şimdi mesela baskın nasıl atılır? Ona bakalım. Kere de ölsünler ya. Neyse. Vessel hale getirdiğimiz için, orada ruhu öldürdüğümüz için Vessel hale geldi ve dokunaç çıktı etrafında. Bu sayede de dokunaçın vurmasıyla çok rahat bir şekilde skor almış olduk. Canı az kaçtı gibi oldu ama kaçamadı. Bu da önemli bir nokta. Gerçekten hani ilginç bir mekanik olmuş bu Vessel olayı. Ben çok beğendim. Üçlü kuvvet çok iyi olur bu şampiyona. Bir sonraki eşya üçlü kuvvet çıkacağım o yüzden. Bir şey denemek istiyorum. Duvardan geçebiliyor muyuz W yeteneğimizle? Evet, geçebiliyoruz. Kaçış mekanizması da bulmuş olduk. Ben bu şampiyonu oynarım. Hatta şey yapalım mı? Türkiye sıralamasına girmeye çalışalım mı Illaoi ile? Psikolol tayfa olarak Illaoi'yi Türkiye'de en iyi oynayan insanlar haline gelelim. Ben LoL Skill'de yani dünya diyorum. Türkiye sıralamasında ilk 10'a girerim rahat. Güzel. Pasifimizi öldürecek şimdi onu. Dokunaç çıkacak etrafta. Öldür. Aynı bu şekilde. Vizyonunu da veriyor. Gerçekten iyi ya. Ben beğendim. Bayağı beğendim şampiyonu. O dediğim LoL skill olayını da yapabiliriz. Ben size en iyi şekilde Illaoi nasıl oynanır, maksimum potansiyeline nasıl ulaşılır bunları anlatmaya çalışayım. Yani kendim de deniyorum şu an için tabii ki. Öğreneyim, size de aktarayım. Şöyle ilk 10'un ilk 5 sırasını. Yani ilk 10'da 5 tane kişi olsun psikolojik tayfadan olup Illaoi'yi oynayan. Ciddi anlamda yaparız bunu. Çünkü yeni bir şampiyon herkes yine oynamaya başlıyor olacak. Kesinlikle hani ben gerideyim falan diye düşünmeniz gerekmeyecek. Her türlü şeyde herkes yeni başlıyor olacağı için gayet rahat olacak. Bu arada W yeteneğinizi kuleye de kullanabiliyorsunuz. Hasarınızı arttırıyor fakat dokunaç vurmuyor. Öldük. Bir yeteneğimiz ile can çaldık fakat yeterli olmadı. Bu arada rakipler dokunaçları da vurabiliyor. Düz atak yapabiliyorlar. Üçlü kuvvet değişikliklerini ben beğendim bu arada. Direkt pırıltı alabiliyorsunuz artık. Yani 1200 altından 1050 altına düşürüldüğü için hem daha hızlı alıyorsunuz pırıltıyı. İrelia için düşünüyorum ben. Hem de yetenek gücüyle uğraşmanız gerekmiyor. Normalde pırıltıyı alamıyordunuz. Diyelim 1000 altınız var. Ne ağır kan alabiliyorsunuz ne pırıltı alabiliyorsunuz. Ama pırıltının küçük eşyalarını alamıyordunuz. Çünkü yetenek gücü bir işinize yaramıyordu. Ama şu anda gayet alabilirsiniz. Yani zaten altın düşürüldüğü için 1000 altınız olduğunda 50 altın bekleyip direkt alabileceksiniz. Gayet iyi. Hop, öldü.
üstten, base'den ormana giderken mutlaka istemediğiniz bir yerde çıkıyor bu kunaçlar. Onu yapmamayı nasıl sağlayabiliriz? Koridordan yürüyüp öyle gitmeye çalışsak da olmaz muhtemelen. Şuradan geçerken dokunuş koyar. Onun çözümü yok gibi ya. Orman eşyası olarak mavi de tercih edilebilir. Yani baskınları daha efektif kılmak için. Çünkü Q yeteneğinde bir bekleme süresinde azalma olsaydı, pardon, bekleme süresinde azalma diyorum, rakibi yavaşlatma olsaydı gerçekten etkili baskın atabilirdi. Bu şekilde baskın atması çok kolay değil. E yeteneğiyle ruhunu alırsınız. Gerisi Allah kerim. Yani öldürmeye yetmez. Adama hasar vermiş olursunuz sadece. Q'da yavaşlatma olması gerçekten iyi olurdu. Muhtemelen çok OP olurdu ama. Botlar niye bu kadar hızlı bir şekilde geliyor üzerinize? Öl bari sen de. Ölecek ki dokunaç vuracak. Hadi dokunaç. Neredesin? Gitti Beyza ya. Vizyon gitse bile, eğer vizyon gitmeden önce Beyza tıkladıysa sesi gelmeye devam ediyor. Bu arada bu botlar çok gıcık oluyorum. Hiç tereddüt etmiyorlar. Yani gerçekte oynayan birçok oyuncudan daha iyiler. Sırf o yön sayesinde. Çünkü tereddüt yok botlarda. Eğer bir şey varsa, bir karar varsa ortada, hepsi aynı anda yapıyor. Biri kaçayım, biri gideyim demiyor. İkisi de aynı anda giriyor, hasarını veriyor. Öyle olunca ciddi anlamda OP oluyorlar yani. Bu arada eğer doldurulabilir iksir alırsanız normal iksir alamıyorsunuz. Yani can iksiri alamıyorsunuz sonrasında. Full AD oynadığınızda Illaoi inanılmaz kırılgan oluyor. O yüzden de tank oynanması lazım. Bu arada bu kostümü Illaoi'nin. Belki bilmeyenler vardır. Gayet güzel bir kostüm olmuş. Neyse, çok kırılgan olacağı için sıkıntı yaşayabilirsiniz. Pozisyonlama iyi yapmanız lazım. O yüzden takım arkadaşlarınızın da iyi olması lazım. Ulti geliştirince alanı artmıyor sanırım. Ya bu karakter biraz mobillik gerekiyordu. Tek kaçma mekanizması duvardan, o da golem duvarından. En ince o, diğerlerinden olmayacaktır muhtemelen. Tek kaçma mekanizması o W ile o şekilde atlamak olacağı için pek işe yaramayacaktır diye düşünüyorum. Biraz daha mobil olabilseydi aşırı OP olurdu muhtemelen ama çok güzel olurdu. Ya karakterin hasarı aşırı OP ama diğer yönleri de aşırı kötü. Şu hasara bakar mısınız? Öldük mü? Hasar cidden çok fazla. Özellikle üçlü kuvvetten sonra, yani İrelia 2 durumu. Üçlü kuvvet alınca coşan şampiyonlar. Eyz atmayayım. Üçlü kuvveti çıkmak istiyorum. Oradan geçersem Jax beni keser. Mesela normal bir oyuncu orada kule altında diye tereddüt edebilir. Ama bot tereddüt etmez ve direkt öldürür sizi yani. Başlangıç botları değil tabi, orta seviye botları ama. Pardon, telefonum çaldı. Hop hop hop. Gerçek insanda mesela kule altında girer. Botlar kule altında girmiyor. Kuleye yakın menzilde giriyor ama kule altında girmiyor. Gerçek insan burada kule menziline yakın diye girmez. Bot girer. Yani gerçekten farklı bir mantık var ortada. Botların ama insanlardan iyi yönü işte o, tereddüt etmeme ve takım olarak tereddüt etmiyorlar. Mert de arayan, bir mesaj atayım. Ben müsait değilim diyeyim. Tamamdır, kusura bakmayın. Şimdi Q yeteneğimizi geliştirmeye başlıyoruz. Q'yu geliştirdikçe saldırı gücü oranı da artacağı için inanılmaz güçlü olacak. Şöyle bakalım. Bir bakalım E yeteneğim
ne kadar hasar vermemi sağlayacak diyeceğim de adam dümdüz kaçtı yani. Savaşmak istemiyor bizimle. Saldırı hızına çok fazla ihtiyacı yok. İlk başta ormanı dönebilmek için saldırı hızı gerekti tabii ama onun sonrasında gerek yok çünkü zaten sürekli olarak düz atak W şekilde hasarını veriyor olacaktır. Yani asıl hasarını sağlayan olay dokunaçlar ve W'su. Q yeteneği de gayet güzel bir hasar unsuru ama yani asıl hasar unsuru değil. Q'yu geliştirmek pasif dokunaçları geliştirmek açısından önemli. Hayaleti öldürdüğümüzde altın kazanıyoruz sanırım. 25 altın. Bakalım dokunaş öldürecek mi bu Kongo? Rahat bırakmasa yeterli aslında. Aynen. Çıktı ortaya. Ciddi olamazsın ya. Neyse. Kırmızı çarpı kullansaydık bari öldürdük. Oyaladık belki yine pasif dokunaş öldürebilir. Belki bir ihtimal. W yeteneğimizi kuleye kullanmayı göstereyim. Aynen. Kuleye kullandığınızda hiçbir şekilde dokunaç harekete geçmiyor. Etrafta rakip bile olsa. Öldük. Bu Kongo öldürmemiş dokunaç. Her zaman öldürmüyor. Ya yani bazen öldürebiliyor. O artık adamın dikkat etmesine bağlı bir şey. Ama rahat bir şekilde base attırmıyor yani en azından öyle bir olayı var. Bu arada botlar kabiliyet kullanmıyor. Şöyle göstereyim. Biz 4 kere ölmüş müyüz bu maç cidden? Ama ben biraz daha ciddiye alıyorum. Daha fazla ölmeyelim. Ciddi anlamda çok fazla ölmüşüz. Ebedi kılıç alacağım. Nasıl olacağını görmek için. Bu arada artık oyunlar çok daha hızlı bitiyor eski oranla. Zaten Riot Games de belli etti artık oyunların daha hızlı bitmesini istiyoruz. Fazla uzamasını istiyoruz diye. Şuradan anlayabilirsiniz. Ölüm süreleri çok arttı. Eski oranda çok daha fazla bekliyorsunuz ölünce. Minyonların artık daha farklı bir sistemi var. Daha çabuk güçleniyorlar. 20. dakikada sığınak güçlendirmesi alıyorsunuz falan. Bunların hepsi oyunu kısaltmaya yönelik değişiklikler. Zaten minyonlar daha önceden doğuyor. Orman yaratıkları daha önceden doğuyor falan. Bir sürü değişiklik var. Riot Games niye istiyor bunu? Ondan emin değilim. En son Shards of War şey demişti. Diğer MOBA'lardan ayıran noktası bizim oyunumuzun 20 dakika sürüyor olması. İşte bir saat başında durmanıza gerek olmayacak. İstediğiniz gibi oynayabileceksiniz falan diye reklamlarını yapmışlardı. Belki o şekilde bir yani istek vardır insanlardan. Daha kısa sürmesini istiyordur oyunların. O yüzden olabilir. Ama zaten yüksek elo'da oyunlar çok kısa sürüyordu. Şimdi daha düşük elo'larda da kısa sürmeye başlayacak. Şimdi gideceğim. Anında bana girecekler. Sevmediğim olay botlarda. Hani gerçek insanlarda bu kadar şey yok, eminlik yok. Bana bir anda girmeye başlamıyor. Gerçi öyle bir olay olmadı ama. Darius'a bak be adamım. Şu Q'nun hasarını görüyor musunuz? Q'da W'da ikisi de inanılmaz hasar veriyor. Mesela gidip Kog'Maw'ın üzerinde hasarımıza bakalım. W yeteneğimiz 95 artı 294 vuruyor. Q yeteneğimiz 140 artı 428 vuruyor. 428 ne? 267 daha değil. Adamın zaten 1158 canı var. W artı Q. Şu hasara bak bakın ya. Kaçma ihtimali de yok adamın. Yani sıçrası yoksa pek kaçma ihtimali yok. Çünkü W yeteneği ile sürekli mesafe kapatarak da vuruyorsunuz. Mobilliği W yeteneği ya. Tek mobilliği o. Medusa'nın kafasına benzemiyor mu W'su? Bu karakterde garanti animasyon iptal yapılabiliyordur. Yani böyle bile QW yaptığımda daha hızlı vurduğunu hissediyorum sanki. Ya şu an var demiyorum. Ya da buldum demiyorum. Muhtemelen bulunur diyorum.
orman kamplarını temizleme hızı. Oyun başında o kadar yüksek olmasa da sonrasında çok yüksek. Bu arada duvardan geçiyor Q'su. E yeteneği de muhtemelen duvardan geçiyordur. Denemek lazım. Acaba ruhu çekebiliyor mu Blitzcrank Trash falan? Çekebiliyorsa ilginç şeyler ortaya çıkabilir. Yavaşlasın diye yaptım. Şimdi yavaşlayacak. Ruhunu aldığımız için. Hop. GG. Çok güçlü ya karakter. Valla söylemeye doyamadım ama. Ya çünkü ultiyi kullandığınızda W'nun bekleme süresi 2 saniyeye düşüyor. Zaten 2.6 saniye de çok değil ama. Q'yu yani saldırı gücünüzü geliştirdikçe Q'nun hasarı inanılmaz artıyor. Bu sayede pasifinizin de artıyor. E ultiyi kullandığınızda her çarptığı rakip başına bir tane dokunaç ortaya çıkardı. E W bir kere vurdunuz. Dokunaçlar da 2 tane bile vurmuş olsa adamı direkt öldürecek ki. Yani nişancının yaşama şansı yok buna karşı. Kombosuna yakalanan kişi garanti ölecektir. Mesela şöyle bir şey göstereyim. Hop. Yani insanlar bu karakteri tank olarak nitelendirerek bayağı hata yapmış yani. Muhtemelen hani realistik düzeyde tank olarak oynanacak. Orasına katılıyorum. Yani biri çılgınlık yapıp metayı belirlemezse bu karakter saldırı gücü oynanıyor. Bunu da ben size göstereceğim. Olabilecek en iyi seviyede bunu oynuyorum demediği sürece. Siz beni nasıl görüyorsunuz arkadaş? Otel mi var çılda? Neyse. Yani kastım şu metayı bir belirleyecek diye. Diyelim Faker ortaya çıkıp şunu demezse bu karakter saldırı gücü oynanır. Kasması da kolay. Ben orta koridorda hiç ölmeden gayet altın biriktirebilecek şekilde oynayabileceğim derse bu eşyaları alabilirsen meta o olur. Ama öyle bir adam ortaya çıkıp saldırı gücünü hani yüksek seviyede ortaya koymazsa muhtemelen millet realistik düzeyde tank falan tarzında oynayacak yani. Ben şey oynanır diye tahmin ediyorum. Off tank oynanır diye tahmin ediyorum. Yani üçlü kuvvet alınır sonra tank gidilir gibi düşünüyorum. Destek olur diyenler var. Ben üst koridor oynanır diye düşündüm. Yani üst koridorda dediğim gibi off tank oynanır. Üçlü kuvvet üstünde tank eşyaları. Ama hiç belli olmaz ya. Gerçekten hani nasıl neler olacak bilmiyorum ama. Biz full saldırı gücü gitmeye devam edelim bu arada. Kritik mi alsam? Aynen kritik eşyası alalım. Aa eşya devre dışı diyor. Statik alıyoruz. E hadi ama. Gördünüz mü? Kog'Maw'ın pasifini unutmuşum tabii ama. Hasarı gördünüz değil mi? Çok saçma ya. Canım hiç yok ama tek atıyorum adama. Çünkü Q'm adama 670 vuruyor. Burada iki tane pasiften adam bir anda 1340 hasar yiyor. Yani W ile vuruyorum. Hani W'nun hasarını verdim yetmiyor. Bir de 1370 vuruyor burada W sayesinde iki tane dokunaçla vurduğu için. Yok yani bu kombosuyla yakaladığı şampiyonu öldürülerek. Bu arada ölmek istemiyorum artık ya. Çok uzun sürüyor ölümler. Üzücü. Acaba Blitz neden atar yapıyor Ziyan'ı? Statik çok iyi olmayabilir. Ama hayalet dansı çıkamıyoruz o yüzden. Düşünün. Bombardıman topu. Deneyelim. Grace'e beğenmiştim ama. Yakın menzilli bir şampiyona denemedim. Deneyelim. ...1619 vurduk W ile. Peki. Bu karaktere hareket hızı lazım ya. E yeteneğimi kullanıyorum ama ruhuna vurmak için değil, adamı yavaşlatmak için yapıyorum bunu.
Zaten Vessel'ımız olmuş bir karakteri tekrar E yeteneğiyle çekebiliyoruz bu arada. Muhtemelen süresini arttıracaktır. Sonunda ve o kadar minyonu göz ardı ettim. Sırf bunu kesebilmek için. Şimdi o minyonları almaya gideceğim. Sen direkt minyonları kessem daha iyiydi biliyor musunuz? Yok, tabii ki daha iyi değildi ama yani işin dalgası o, çok çok fazla minyon vardı. Bunları bırakıp gittik. Ben bayağı beğendim, anlayacağınız. Dediğim gibi o LoL skill olayını yapabiliriz. Gerçi dedim mi? Dedim mi demedim mi emin değilim. O yüzden tekrar söyleyeyim. Illaoi'yi Türkiye'de en iyi oynayan oyuncular arasına gelebiliriz psikoloji tayfa olarak. What? Kritik vurdu ve hasar gördünüz değil mi? Kaç kaç kaç. Hop. Yine de hasar yedik yani. Söyledim mi söylemedim mi emin olamadım. Çünkü bir video daha çekmeye çalışıyordum Illo ile, bir teknik sıkıntı yaşadım, kapatmam gerekti videoyu. O yüzden ben yine de söyleyeyim söylememişsem diye. LoL skill'de Türkiye sıralamasına Illo ile girebiliriz. Yani psikoloji tayfa olarak ben size Illo'yu en iyi şekilde anlatmaya çalışırım. Bu karakter en iyi nasıl oynanır, nasıl iş yapar falan diye kendi aramızda tartışırız. Ortaya bir şeyler koyarız. Ben gerçekten bu karakteri sevdiğim için, çünkü özen göstereceğim. İrelia oynar gibi. İrelia'nın ne kadar püf noktası... Dur konuşalım. İrelia'nın ne kadar püf noktası varsa hepsini biliyorsam aynı şeyi Illo için de yapmaya çalışacağım. Güzel hasar. O yüzden dediğim gibi ben de oynarım bu şampiyon. O kadar oynayan varsa benimle iletişime geçebilir. LoL skill'de ilk 5'e girmeye çalışalım bu şampiyonda. Hasarıma bakmak istiyorum. Bir dakika, Kog'Maw'ın canı kaç? Ya da Zyra'nın. 933 canı var. Tek atacağız çok büyük ihtimalle. Hop. Aynen. 1080 artı büyü hasar vurduk. Sonra orada durmamamız gerekiyordu tabi. Karakterin mobil olmadığını unutmamak lazım. Tamam, hasar inanılmaz yüksek ama Gillesca kanın yapmış oluyorsunuz böyle bir karakteri. Full AD oynayarak. Gillesca'nın... Dakika. Glass Cannon. Tamam. Glass Cannon. Glass Cannon şu ne deniyor? Çok fazla hasarı olan fakat inanılmaz çabuk da eriyen şampiyonlara Glass Cannon deniyor. Mantıklı zaten. Camdan ne denir? Top hani. Hasarı yüksek. Tahribatı çok yüksek. Ama camdan hani. Dokunduğun mu kırılıyor. Illaoi'yi bu şekilde oynamak da tam olarak buna denk yani. Tamam, hasarı muazzam. Deli gibi. Ama direkt de tek yiyoruz. O yüzden ya çok iyi bir takımınız olacak sizi koruyabilecek ya da Illaoi'yi off tank oynayacaksınız. Yani üçlü kuvvet falan çıkacaksınız. Sonrasında yani hasarınız öyle dudak uçuklatacak kadar olmasa da yine iyi bir hasara sahip olacaksınız. Neyse, kolay. Bu aralar çok fazla video yükleyemeyebilirim. Yani evde olmayacağım çünkü. Evde olmayınca da video yükleyemeyeceğim. Ya yüklemeye çalışırım. Kesinlikle, çünkü zaten sezon 6 ile sezon 2016 ile ilgili yapmak istediğim çok fazla şey var. Fakat yükleyememe ihtimalim var diyorum. Çünkü çok yoğun bu aralar işlerim. Artık ben ayarlamaya çalışacağım. 1288 vurmuşuz. Vuramadık ya kullanına. Niye vuramadım onu da bilmiyorum ama. Dokunaç çıksa burada öldürsen onu. Hop. Ölmedi. Kaçtı. Şimdi 542.
Ultisi önemli ya. Ultisini doğru kullanırsanız gerisi kolay. Bakalım şimdi tek mi yiyeceğiz, tek mi atacağız? 3 kişi var. Kog'Maw'un manası yok. Ama Blitz'in kitle kontrolü bol. Bulaşılmaz bu tayfaya. Vallahi cinayet tayfa ya bunlar. Yanınızda biri olması bu yüzden önemli. Şaka mı bu? Cidden şaka mı bu ya? Ne kadar dikkatli oynasam da olmuyor. Çok kırılgan oluyor ya bu şekilde. Yani şu lüksünüz olması lazım. Siz W ulti ya kombonuzu yaparken adam iptal etse bile biraz sonrasında da komboyu yapabilmeniz lazım adamın kitle kontrolü bittiğinde. Bu yüzden iki farklı seçeneğiniz var. Bir, ya takımınız iyi olacak. Hani savaşı onlar başlatacak. Sonra siz adamlar kitle kontrolünü harcadığında ya da odakları başkasının üzerinde olduğunda gireceksiniz, kombonuzu yapacaksınız, deli gibi hasar verip taşıyacaksınız oyunu. Hani güya siz taşıyacaksınız. Aslında takım arkadaşlarınız size inanılmaz şekilde yardım ediyor olacak. Ya da off tank kasacaksınız. Orada adam sana kitle kontrol kullansa dahi hayatta kalabileceksin, sonra kombonu yapabileceksin. Ama ikisi de olmadığında, yani şimdi botlarla oynadığım için takım arkadaşlarım böyle olduğundan karakter iş yapamıyor. Hani 3 kişinin arasına giremiyorsunuz. Kitle kontrolleri olmasa yine girebilirsiniz muhtemelen ama kitle kontrol olunca olmuyor. Blitzcrank orada mesela düz hatamı, kombomu bayağı bir engelledi. Orada Kog'Maw da bayağı güçlü olmuş. Ha, hasar gördünüz mü mesela? O hasar veriyorsunuz ama iş yapmıyor. Orada Kog'Maw niye orada durmuştu? Güzel hasarmış Zyra'daki de. Full AP Zyra. Sadece totem eşyası var bir tane. Dikkat etmedim. Artık ölmeyi bırakıp en iyisi oyunu bitireyim. Yani görebileceğimiz her şeyi gördük sanırım oradaki son hasarımızla birlikte. Dediğim gibi artık oyunu bitirmek için adımlar atalım. Kritik ihtimalini arttırmak daha iyi olabilirdi. Bu eşya buydu, ben beğendim açıkçası. Ama dediğim olaylar var işte, sıkıntıları var. Onun haricinde idare edilir. Gidip oyunu bitirelim. Nasıl botları bitirelim diyeceğim bilmiyorum ama. Bitirelim, sonrası kolay. Yani şampiyon Türkiye sunucusuna geldiğinde deli gibi oynarız zaten. Gerek dereceli, gerek daha farklı şeyler deneyeceğimiz normal oyunlarla. Bol bol illoy videosu çekeriz. Video yükleme konusunda da gerçekten kusura bakmayın, şimdi mesela Mert aradı, dışarı çıkmam gerekecek. Ne zaman ne yapabilirim tam emin değilim şu an. Muhtemelen evde olmayacağım, hatta şehir dışına çıkacağım. O yüzden biraz sabretmeniz gerekebilir, sonrası gelir yani. Baya bir püf noktası olacak gibi. Tiplere bak ya. Orta seviye botlar gerçekten zor. Öldün mü? FF mi versek ya? Veriliyor mu? Sadece ben olduğum için direkt veriyormuş. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum, biliyor musunuz? Peki oyun bitecek mi şimdi? Neyse, uzatmayalım dedim. Ya çok bir anlamı yoktu çünkü yapacağımız şeylerin. Botlara yenildi. Doğrudur. Çok bir anlamı olmayacaktı yaptığımız şeylerin. Burada hani kasıp ayrı kittirme yapıp da bitirebilirdim oyunu ama uzatmak istemedim. Hem şimdi beni bekleyen arkadaşlarım olduğu için hem de gerek olmadığı için, bir anlamı olmadığı için. İlloy'u bu şekilde full AD oynadığınızda ciddi anlamda yüksek bir hasar olacak gibi duruyor. Umarım siz de keyif almışsınızdır videodan ve benim bulduğum kadar heyecanlı bulmuşsunuzdur oyunun içini. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize